Hadi gel benimle. Nereye geldik? Şşş, sakın açma gözlerini. Gördüğün her şey senin, Gözem. Lale, hanedanımızın alametidir. Yalnızca hanedan mensubu olanlar takabilir. Ve bir de sen. Senin kalbin abi. Nasıl girerler buraya? Ya bir gün sana da zarar verirlerse? Gel. Hünkârım. Şüpheli bir kalfa tespit ettik. Ağlar birazdan huzurunuza getirecek. Benim has odam sana emanet değil mi derviş? Benim canım sana emanet değil mi? Bugün bunu yapan yarın soframa zehir sokmaz mı derviş? Bağışlayın hünkârım. Kabahat kulun işi. Efendimiz'e düşen afu ihsandır. Derhal tedbir alınacak. Safiye Sultan işi bu. Aklınca gözdağı veriyor. Hem seni hem gözlerini tehdit ediyor. Yarın gidiyor valide. Yarın gidiyor. Gel! Hünkârım, kalfayı hiçbir yerde bulamadık. Anlaşılan hadiseden hemen sonra saraydan ayrılmış. Bu sabah hizmetimde kim varsa saraydan kovun. Kovun ki bir daha kimse buna cüret edemesin. Çekilebilirsiniz. Nedir bu halin? Resmine mi üzülüyorsun yoksa hala? Artık maziye üzülmüyorum.
Benim yerim burası, senin yanın. Üzüldüğüm istikbalimiz. Ne demek bu? O gece büyücü kadın şifanın bir bedeli olduğunu söyledi. Ne bedeli? Ömrüm boyunca kor ateşlerde yürüyeceksin. Sevdiğin ve seveceğin herkesin yasını tutacaksın dedi. Pişman değilim. Yine olsa yine aynı kararı veririm. Lakin korktum işte. Senin için korktum. Benim için korkma. O meczup bana kardeşim Mustafa'nın taht için geri döneceğini de söylemişti. Hiç kimse istikbalde ne olacağını bilemez. Bütün gözler üzerimde. Herkes bana verdiğin hediyeleri konuşuyor Harem'de. Değil Harem, cümle alem konuşacak seni. Kösem diyecekler. İşte bu hatun. Bir yan bakışıyla meftun etmiş. Kuluk kölesi etmiş hünkârımız diyecekler. Esas aşkınla yanan benim Ahmet. Kul köle olan benim. Öyle bir yandım ki bir ömür yetmez küllerimi savurmaya. Ben sana nice şehzadeler, nice sultanlar vereceğim. Biliyorum. İlk şehzademi sen doğuracaksın. Ben adını Osman koyacağım. Osman. Devlet-i Aliye'nin. Hanedan-ı Ali Osman'ın kurucusu. Hünkârım. Eski sarayda en az burada olduğunuz kadar rahat edeceksiniz. Ayrıca bir arzunuz, eksiğiniz olursa... Sultanım, afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun iyiyim. Son zamanlarda... olan olaylardan sonra biraz yorgun. Üzgünüz. Öyle olsun istemezdik. Validem! Validem! Çağırın. Hekimi çağırın çabuk! Validem! Çok üzgündü son günlerde. Bunu hak edecek ne yaptım diye kendini yedi bitirdi. Hekim kadın, vaziyeti nedir? Keder hünkârım. Keder sultanımızın içine bir kurt gibi kemirmiş, onu dermansız bırakmış. Sultanım, daha iyi misiniz? Gitmemiz lazım. Aman sultanım, ne gitmese sizin istirahat etmeniz lazım. Dünyanın bir ucuna gitmeyeceğiz hekim kadın. Eski sarayda kafi miktarda istirahat edeceğiz zaten. Validem sultanım, durun. Zinhar kalkmayın.
Aslanım. Verdiğin karar. Valide. Yeniçeri Ocağı'na gitmem gerek. Sefere gidecek bölükleri teftiş edeceğim. Daha sonra. Hepinizin gözlerindeki kıvılcımı görüyorum. Yumruğunuzdaki kudreti. Yiğitlerim. Siz aslanlarım. Reayama zulmeden, Anadolu'yu talan eden celalilerin, eşkıyanın hakkından geleceksiniz. Sultanahmet çok yaşa! Kılıcı değsin arşa! Sultanahmet çok yaşa! Hünkârım. Zülfikar ağa. Hünkârım. Maksatları payitahta yürümekti. Ancak sizin iyileştiğiniz haberi gelince çadırlarını söküp kaçtı eşkıya sürüsü. Bir mesele daha var. Oldukça mühim bir mesele hünkârım. Gözde cariyeniz eşkıyanın elinde. Raşa Hatun. Ne dersin sen Zülfikar ağa? Mümkün değil. Öldüğünü söylemişlerdi. Yok. Gözlerimle gördüm. Hatun yaşıyor. Üstelik cariyeniz gebe. Tam olarak nerede bunlar ağa? Nereye giderler? Konuşmalarını işittim. Az bir birlikte Kara Seyit denilen eşkıya cariyenizi Hamid iline götürüyor. Sayılar oldukça az. Emredin yola revan olup önlerini keselim hünkârım. Derhal hazırlık yapın, önlerini bizzat ben keseceğim. Hünkârım, saraya gidip malumat vermem icap eder. Lüzum yok Nasuh Paşa, daha sonra haber yollarız. İskender, sen de bizimle geliyorsun. Şeref duyarım hünkârım. Hamid iline doğru ilerlemekte Celale. Bizler... Hünkârım. Gel Zülfikar. Yola revan olma vakti gelmiştir hünkârım. İnşallah Gülek Boğazı'nda eşkıyanın önünü keseceğiz. Toparlanın, bir an evvel yola koyulalım. Hünkârım, affınıza sığınıyorum. Lakin eşkıyaya baskın verdiğimiz an sizin uzakta, güvenli bir yerde olmanız icap eder. Kargaşada sizi nasıl koruruz hünkârım? Siz merak buyurmayın paşam. Hünkârımızın canı evelallah bana emanettir. İşittin mi Nasuh? Korkmana lüzum yok. Haddini aşma. Benim olduğum yerde sana laf düşmez. Hünkârımızın olduğu yerde de size laf düşmez paşa. Kimden aldın onu? Hünkârım, bağışlayın ben... Ne yaptın sen İskender? Hatun kurdelesini ateşe attığını işitirse pek üzülür. Hünkârım, ben kim bu hatı söyle bakalım. Belli ki gönlünü fena kaptırmışsın. Ben... Bilmiyorum hünkârım. Yani öylesine biri. Sokakta karşılaştım. Daha sonra da görmedim zaten. Toparlan gidiyoruz.
sessizce halledeceğiz Zülfikar. Geldiğimizi anlarlarsa anında öldürürler Hatun. Siz hiç merak buyurmayın hünkârım. Ben en güvendiğim adam Önder'den olacağım. Uncu yolu seyretmek için gelmedim. Size trafik olacağını dedim, ben çadıra giriyorum. Çat. Aşağı atın. Hünkârım. Baskın var! Uyanın bre gafiller! Uyanın! Baskın var! Hatunu kaçırıyorlar! Yetti hünkârım! Zülfikar'a daha ilk gün almalıydım kelleni. Öyle mi? Hala fırsatın var Kara Seyit. Alabiliyorsan al. Gel. Geri çekilin. Raşa, sen iyi misin? Sayenizde iyiyim hünkârım. Çok şükür karnındaki evladım da iyi. Çok şükür. Gelenler var! Derviş Paşa! Hünkârım, afiyettesiniz inşallah. Raşa Hatun, ölmemiş meğer. Celal'e eşkıyası rehin tutuyormuş. Öğrenir öğrenmez düştük yollara. Keşke bana da haber verseydiniz. Sizin için hayli endişelendik. Hünkârım, daha fazla durmayalım burada. Gidelim Zülfikar'a. Varlığınla bana güç verdin. Senin gibi yiğitler oldukça bu devletin sırtı yere gelmez. Hünkârım. Derviş Paşa. Payitahtı boş bırakıp gelmene hiç lüzum yoktu. Biz haklarından gelirdik. Hünkârımızı kurtların içine bırakmak istemedim, Nasuh Paşa.